Merhaba. Endon üretmekte olduğu nem ve sıcaklık kontrol cihazımızı inceleyeceğiz. Bunun dışında diğer kuluçkalarda kullanılan cihazları da bu videoda aynı şekilde paylaşacağız özelliklerini. EHTC7425ADS230 modelimiz burada sensörüyle birlikte satılmakta. Cihazımız üzerinde yukarıda sıcaklık, altta nem olmak üzere hem nem hem de sıcaklık bilgisini aynı anda görebilirsiniz. 72-72 ekran boyutundadır. 5 adet rölemiz var, röle çıkışımız var. Birisi sıcaklık için, diğeri nem için. Birisi fan için, diğer son ikisi de sol sağ çevirme işlemleri için. Fan ve çevirme işlemleri zamana bağlı çalışıyor. Ve diğerleri de sıcaklık ve neme göre çalışmakta. Sıcaklık setlerimiz için set tuşuna basıyoruz. Setlerimizi 30'a ayarlıyoruz. Ya da buradan yukarı aşağı tuşlarıyla setlerini değiştirebiliriz. Aynı şekilde nemin sıcaklığını değiştirmek için H set tuşuna basıyoruz. Bu da 30 olan nem set değerimizi istediğimiz gibi arttırıp azaltıp set tuşuna basabiliyoruz. Menüye girebilmek için yukarı ve aşağı tuşlarını aynı anda basıyoruz. P1 menüsü geliyor. Burada basit ayarlar var. Tüm ayarların yapılacağı gizli menüye girmek içinse aşağı tuşuna basılı tutuyoruz. Yaklaşık 7 saniye kadar. P2 menüsü ekrana geliyor. Unit sadece sıcaklık mı, Fahrenheit mi, yani Celsius mu, Fahrenheit mi onu göstermek için. Baud rate'i ayarlayabiliyoruz. Desimal nokta koyabiliyoruz. Buzzer'ı aktif edebiliyoruz. Burada sensörümüzün input'unu ayarlayabiliyoruz. 0.20, 4.20 gibi. Üst limit, alt limit ayarlayabiliyoruz. Sensörümüz için. Yine aynı şekilde 125'e eksi 40 derecelerde ölçüm yapabildiği için bunları yazıyor. Yine histeresiz için de 2 derece fabrika ayarlarında offset verebiliyoruz sensöre. Onun dışında yine sıcaklıkta PID kontrol özelliği var. Bu çoğu kuluçka makinesinde istenen bir özellik. PID olarak kontrol edebiliyor. Sıcaklığı sabitliyor. Burada o işlemleri de yapabilirsiniz. H ile başlayanlar aynı şekilde nem kontrolünün ayarları, nem üst limit, alt limit ve set değerleri gibi. Bunların dışında cihazda aşağı tuşuna basılı tuttuğumuzda kontrolü kapatıp açabiliyoruz. Yani off durumuna sokup on durumuna sokabiliyoruz. CNB yazdı. Şu an aktif, kontrol aktif demek. Eğer aşağı tuşuna basılı tutup CD'si gördüğümüz zaman kontrol yapmamakta cihazımız. Eğer röle çekiyorsa bırakır yani. Hiçbir şekilde kontrol yapmaz. Sadece gösterge moduna geçer. Nem ve sıcaklık kontrolü ile ilgili cihazımızın tüm özellikleri bunlar. Şimdi diğer cihazlarımıza geçeceğiz. Evet, nem ve kuluçka cihazlarındaki diğer cihazımız ET2413K230 modeli. Bu cihazın 230 beslemesi, 24 volt AC/DC beslemesini bulabilirsiniz. Bu cihazın 230 beslemesini, 24 volt AC/DC beslemesini siparişte belirtebilirsiniz. Cihazın özelliklerine gelecek olursak 35-77 kasa içerisindedir. Normalde size geldiğinde desimal noktalı bir şekilde gelir. NTC sensörünüzü bağlarsınız. Biz şimdi NTC APT 1.5T bağladık. Silikon probumuzu 115 dereceye kadar ölçüm yapabilir ve -50 dereceye kadar da düşürüp sıcaklıkta ölçüm yapabilirsiniz. Yine probumuzun çelik kovanlı olanı mevcut. Onunla da 150 dereceye kadar sıcaklık ölçümü yaptırabilirsiniz. Şimdi ondalıklı olarak 30.0 derece ekranda gözükmekte. Set değerini ayarlamak için set tuşuna basıp yukarı aşağı tuşlarını 37.3, 37.4 set değerlerinde çalıştırabilirsiniz cihazımızı. Burada menüden yapacağımız ayarlar, cihazımızda bir sensör girişi ve 3 çıkış mevcuttur. Bu 3 çıkışın bir tanesi çevirme için, diğeri nemlendirici için, nemlendirici cihazımız için, bir diğeri ise sıcaklığı kontrol etmek için restansa giden çıkışımız. Restansa giden çıkışımız heat rölemiz, yani sıcaklığa bağlı çalışmakta. Diğer iki rölemiz de zamana bağlı çalışmakta. Yine aynı şekilde cihazın üzerindeki yukarı tuşundan
rotate işaretinin olduğu yukarı tuşundan basarak çevirmeyi aktif hale getirebiliriz. Tekrar bastığımızda pasif olacaktır. Aşağı tuşuna basarak cihazımızı yine pasif hale getirebiliriz. Bütün çeken röleler bıraktı. Tekrar bastığımızda cihazı aktif hale getireceğiz. En çok yapılan yanlışlardan da set değerini düşürmek için aşağı tuşuna basılı tutuluyor. Ve cihaz pasif hale geldikten sonra da hiçbir şekilde sıcaklığı kontrol etmiyor. Bu yüzden de sıcaklığın kontrol edilmediğini düşünüyorlar. Burada aşağı tuşuna basılıp CNB görüldüğünde rölenin zaten çektiğini göreceksiniz. Yine aşağı tuşuyla da on-off butonumuz mevcut. On-off özelliğimiz. Aşağı tuşuna uzun süre basılı tuttuğumuzda kontrolü disable ediyoruz. Yani bütün röleler pasif konuma geçiyor. Yine aşağı tuşuna uzun süre basılı tuttuğumuzda röleler tekrar eski haline dönüyor. Aktifse aktif konumuna geri dönüyor. Setlerini değiştirmek için de sete basılı tutarak yukarı aşağı tuşuyla değiştirebilirsiniz. Eğer sete basmadan yukarı aşağı tuşuna basarsanız ya da aşağı tuşuna basarsanız kontrolü pasif hale getireceğinden cihazdan verim alamayacaksınızdır. Ben yine kontrolü aktif hale getiriyorum. Menüye girmek için de yukarı ve aşağı tuşlarına aynı anda basıyoruz. Ve menü karşımıza geliyor. Daha sonra menü içerisinde yukarı aşağı tuşlarıyla çevirme menüleri R dediğimiz rotate menüsü, çevirme süreleri, H sıcaklık ve sıcaklık değil nem kontrolünü hangi aralıklarla yapacağını belirleyeceğimiz parametreler. Bunların dışında bir de desimal nokta var, DPNT. Bu DPNT'yi no yaparsak eğer set değerini, sıcaklık değerini ondalıksız olarak göreceğiz. Ama kuluçkada genelde ondalıklı olarak tercih ediliyor. Bu cihazımızın özellikleri bu şekilde. Şimdi diğer cihazımıza geçiyoruz. Bu parametremizde sensör hatasında, yani sensör kopuk olabilir, arızalanmış olabilir. Çıkışın off ya da on durumu, yani sensör koptuğunda sürekli çıkış versin de diyebilirsiniz. Röle sürekli aktif olsun da diyebilirsiniz. Şu an on pozisyonunda o şekilde. Off yaparsanız da sensör koptuğunda röle hiçbir şekilde çıkış vermez. Bu cihazımız bu şekilde çalışmakta. Yine bununla bağlantılı bir şekilde kullanılan bir diğer cihazımız ise Enda ATF-02 flaşör zaman rölemiz. Kuluçka cihazlarında sağ sol sürelerini ayarlamak için kullanılan on range, on time, off time ve off range olmak üzere 4 farklı parametresi olan cihazımız. On range'den saniye, dakika, 10 dakika, saat ve 10 saat olarak range'imizi belirliyoruz. Daha sonrasında çarpan değerimizle mesela şu an 1 dakika, yani on time'ımız 1 ve M'de 1 dakika çalışacak. Off time'da ise 1 ve yine M konumunda, mesela bunu saate aldığımız zaman, H'ye aldığımız zaman 1 saatte 1 dakika çalışacak şeklinde ayarlamış olduk. Bunu da yine kuluçkada çevirme modunda ya da içerisini nemlendirme amaçlı kullanılan bir cihazımız.